Teşekkür ediyoruz. Ya beklettik çok acıldı. Ömer abi bu işler niye kalıyor yarın? Yok. Şöyle dolanayım mı ben? Oradan bir uzatıyorum. Nasılsınız iyisiniz abi? Abi merdivenleriniz yürüyor. Nefes nefese kaldık ya. Merhabalar. Nasılsınız? Bir daha güzel işimizi hallediyoruz. Tamam tamam. Daha gelse dur bakalım ya. Ya abi gencisin. Uzun bir genciz yani. Kilo aldık. Teşekkür ediyoruz. Hem var olmamızı sağladı. Fakat iadeyi ziyaretleri böyle dediğim yoğun ziyaretçi akınından dolayı geç çıkma zorunluluğu hasıl oldu. Hızlı başladık aslında iadeyi ziyaret. Üçüncü haftada belediye başkanımızı ve siyasi partilerimizi ziyaret ettik. Akabinde işte devam edelim dedik. Okul gezileri falan derken vali değişti. Bir daha ziyaretçi akını. Zeydep belki ilk gelmemiz gereken yerdi. İlk gelecektik ama STK olarak biraz öteleme oldu değil mi abi? Dolayısıyla ben tekrar özür diliyorum. Zeydep bizim her şeyimiz. Bütün dernekleri birleştiren çatı kuruluş. Onun farkındayız ve hep belirttim, yine belirttim. İnşallah tekrar böyle bir hem bir tanışma olsun hem de sohbet muhabbet edelim. Zeytinburnu'nda ne yapabiliriz, ne yapacağız diye. STK'lar olmadan arkadaşlar bizim devleti yönetme imkan ve ihtimalimiz yok. Siyaset için STK bir gerçekti. Niye? Rey sahibi gidip rey alacak oradan. Atanmışlar için belki bu noktada değildi. Ama artık yönetişim dediğimiz bu idare edenle idare edilenin karşılıklı etkileşimiyle devlet ortaya çıkıyor. Ve bizim atamızın, cetlimizin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor ya. O noktada STK'lar bizim her şeyimiz, bizim lokomotifimiz. Siz varsanız ve bize destek veriyorsanız biz burayı insanları mutlu ve mesut edecek bir yönetim sergileriz. Ama siz yoksanız tek başına ceberrut bir devlet mantığıyla yönetme imkan ve ihtimalimiz yok. O noktada ben destek bekliyorum. Allah hepinizi var etsin. Hakikaten yöresel günlerle beraber böyle hemhal olarak yola çıktık. Hep beraber yola çıktık. Ve şu 3 aylık dönemde her türlü desteği de biz STK'lardan aldık. Ahmet abimle geç de görüşmüş olsak, Ahmet Dilber abimle, kayınpederimle. görüşüyoruz. Bağladın yani. Şimdi o nedir diye meraklanmayın. Ahmet Dilber abimiz var malumunuz. Ahmet abi bir gün beni aradı. Benim de yine yoğun bir misafirim var. Dedim ki Ahmet abi ben sana döneyim dedim. Ve kapattım telefonu. Misafir gel, git biz unuttuk. Gece 11'de aklıma geldi. Ben Ahmet abiye dönmeliyim dedim Çankırı'da. Aradım açmadı. Telefon ettim. Açmıyor efendime söyle. Mesaj yazdım. Ya kusura bakma. Geç oldu ama dedim. Böyle. Neyse yine ne mesaja cevap var ne telefona cevap var. Ertesi gün bir daha aradım. Yine açmıyor. Sonra abime dedim ki abi ben kedere de bakalım bize küstü mü? Meğer işte orada bir el meraklı marangozluk falan da yapıyor değil mi? Ya o gürültü mürültü vallahi ben de unuttum dedi. Ahmet abim ne zaman zaman arıyor Allah var etsin. Dolayısıyla yönettiğim tarzımız bu olacak arkadaşlar. Hem hal olacak beraber yöneteceğiz. Tek başına kaymakamın, tek başına siyasetin, tek başına belediyenin, siz olmadan, halk olmadan, millet olmadan, bizim 10 tane orası bu ya. Destek bekliyoruz ama bu desteği beklerken geciktirdiğimiz için de tekrar özür dileriz. Başkanım şöyle sünnet diyelim uzun. Sağdan başlayalım bir daha bir tanışalım. Tanıyoruz başkanlarımızı ama. Tamam. Müsaade var mı? Demek. Olur mu arkadaşlar? Buyurun arkadaşlar. Hem sohbet edelim, muhabbet edelim. İsmim Davut Güneş. Zeytinburnu Samsun'da devam başkanım. Zeytinburnu doğma günü. Burada hala işlerin hepsi burada bizim. Gayrimenkul işi, pazar işimiz var. Allah var etsin. Allah razı olsun. Peki ya Zeydep'te kaç derneğiniz var? Şu anda 19. 19. 1980 Sinoplu olmayı. Zeytinburnu Sinoplar Dernek Başkanlığı, Belediye Meclisi'yle ve Zeydep Başkanlığı'yla görevimi yürütmekteyim. Bir çocuk babasıyım. Ama yaşım genç daha, onda ekle. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Ama resimde şöyle yapıyorum. Tabii ki Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nun başkanlığına görevimi yürütmekteyiz. Burada da güzel faaliyetlere imza atmaya çalışıyoruz. 11 dernekte bizim Zeydep Başkanlığı görevine geldiğimizde. Şu anda 19 dernek olduk. Devam ediyoruz. İlkaç tane de programdan da bahsedeyim isterseniz. Biliyorsunuz Zeydep'in kuruluş arkadaşları diyor Sayın Kaymakam. Yöresel Günler Programı, Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey'in Yöresel Günler Programı'nı STK'larla başlatmasıyla böyle bir yere gelmemizle oluşan bir oluşum oluştu. Ve sonucu federasyona geldi.
Gerçekten belediye başkanı Murat Aydın'ın bu işte çok katkısı var. Razı olsun kendisine. Ve biz de bu dönemde Çanakkale Şehitler Programı yaptık. Kızılay Yakan Bağış Programı yaptık. Bizim üye olmayan derneklerimizi buraya davet ettik. Üye olmasına katkı verdik yönetim kurulu arkadaşlarla beraber. 13 tane derneğimizle futbol turnuvası gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Elazığ derneğimizin birinciliğiyle, Çanakkale derneğimizin de ikinciliğiyle futbol turnuvamız. Gayet çok güzel. Anadolu'ya gayet dengeli yaymışsınız abi. Bir Elazığ'dan bir Çanakkale. Öyle oldu. Güzel bir turnuva oldu. Biz tabii ki programlarımız devam ediyoruz. İnşallah bu ayın 20'sinde belediyemizin Asos'taki kampanyada bir dernek başkanlarımız eşleriyle beraber katıl yaptı. Bir üç günlük bir böyle bir tatil gibi, birer kaynaşma gibi bir araya böyle bir programımız var. Dün akşamlar da arkadaşlarla çay sohbetine bir yere yürüyordu, müsait olan arkadaşlarla. İşte sohbet esnasında şöyle bir şey gündeme geldi. Dernekler işte pazar günü sabahları, sabah namazından sonra bir derneğimizde kahvaltı programı düzenliyoruz. Ve 15 günde bir bunu devamlı gerçekleştireceğiz inşallah. Böyle bir program yapmış olacağız. 15 gün olsun abi yani. Ben sabahları da pazar sabah herkese bir tatil ya. Eşim 15 günde çocuğumuzu ayırın ya. Bu sefer yok sakin. Sıkıntı olmasın diye. Tabii ki biz gerçekten ZDF yönetim olarak, ana kadem olarak güzel oturdu. Birlik beraberliğimiz, herkes birbirini dinler vaziyette geldik. Ama burada eksiklerimiz işte kadın kolları gibi ve gençlik kolları özellikle çok üzerinde duruyoruz. Hem derneklerimizin çatısı altında aynı zamanda da gençlik kolları ZDF çatısı altında oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu dönem içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. ZDF, Zeytinburnu'nda birlik beraberliğe katkı vermeye devam ediyor. Ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Gerçekten sizleri burada görmek bizleri hepimizi memnun etti. Allah razı olsun diyoruz. Güler yüzlü, sempatik. Belki biz kaymakamlığın önünden geçerken içeri girsek böyle bir soğuk duruyorduk ama siz gelmenizle bizi beraber bizim bütün abilerimiz bizden çok daha kalitelidir, onu belirteyim. Estağfurullah. Çok daha cana yakın bir halkı bulurlar. Siz güzelliğiniz ve nazikliğiniz hakikaten kaymakamlık binasında yansıdı, buradaki şeye yansıdı. Allah razı olsun diyorum. Bir değer var. Gerçekten bir değer var. Bir değer var. Zeytinburnu'ndaki değere bir değer daha katmış oldunuz fazlasıyla. Allah razı olsun diyorum. Tekrardan Zeynep'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Allah sizleri var etsin. Hakikaten belki arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Ben çektiğim fotoğrafı anlatayım. Zeytinburnu'nda. Hakikaten şu birlikteliğimiz müthiş bir değer. Ve belki diğer bütün ilçelere, bütün vilayetlere örnek olabilecek bir beraberlik. Tabii belediyemizin lokomotifliğinde başlamış. Benim geldiğimin haftası veya ikinci haftasıydı. Malumunuz belediyemizin kültür hizmetleri yoğun. Diğer belediyelere göre hakikaten çok daha üst seviyede. Siyaset adına konuşmuyorum. Kimse yanlış algılamasın. Başkan Bey aradı, Murat Aydın Başkanım. Ya üstadım akşam bir programımıza katılır mısınız dedi. Hay hay katılalım. Nedir başkan program? Geçmiş belediye başkanlarımızın hatıratlarının kaleme alındığı ve kitap şeklinde getirildiği bir üç eserin lansman programı. Gittik oraya. Hakikaten 84'te kurulduğu belediyeliği bu ilçenin malumunuz. Orada Muzaffer Başkanımız, Hasan Başkanımız ve Adil Emecan Başkanımız, Murat Aydın Başkanımız ev sahibi. Oraya gidene kadar ben programın içeriğinin bile farkında değil. Fakat oradaki konuşmalar, işte sunumları gördükten sonra hakikaten bütün Türkiye'nin özlediği bir manzarayı gördük orada. Siyasi fikri zikri ne olursa olsun hem vefa hem cesarettir. Belediye başkanımız, geçmiş belediye başkanlarımızla ilgili efendime söyleyeyim hatıratlarını tarihe not düşmek adına kitaba döktürmüşler. Ve orada üç eski belediye başkanımız da çıkıp sahnede hatıratlarını böyle kısa anekdotlarla anlattıklarında bir bakıyorsunuz Murat Aydın Bey'e hakkını teslim ediyor. Murat Aydın Bey kitapta onun hakkını teslim ediyor. Birbirlerini severek ve kenetlenerek gidiyorlar. Hani hep siyasetin içinde görüyoruz ya, rozeti işte seçimden sonra çıkartacağım diyen bir siyasi kimlik var. Hangi? A, B, C partisi de olsa. Hakikaten o rozetlerin o akşam bütün dört belediye başkanımız tarafından da çıkartıldığını gördüm. Ya ben inanıyorum ki ZDF de öyle şu an. Herkesin burada siyasi fikri zikri aynı olabilir, farklı olabilir. Ama derdimiz Zeytinburnu, derdimiz İstanbul, derdimiz milletimiz, devletimiz. O noktada ben o havayı gördüm ve onur duydum, şeref duydum. Orada da belirttim. Hakikaten baktığınız zaman öyle ilçelerde çalıştık yani. Keşke olmaz ama bir belediye başkanı diğer belediye başkanının koyduğu sokak ismini bile değiştiriyor.
Ya ben böyle bakıyorum diyorum ve bunu değiştiriyorum. Ama burada onlar bile yapılmamış. Hiçbir şekilde ters bir hareket edilmemiş. Hep birbirlerine katkı koyarak yol almışlar. Ki onun en pik yaptığı dönem işte Murat Aydın Bey'le 4 dönem çalışmış. Allah var etsin. Diğer 3 belediye başkanımız da, belediye başkanımız da. Ya o birliktelik işte buraya da yansımış. Doğru mu? Burada da bize hedef çatı kuruluşu kurulmuş. Burada ilçenin daha güzel yönetilebilmesi için Zeytinburnu'nda yaşayan işte 81 vilayetten gelen hemşehrilerimizi daha mutlu ve mesut edebilmek için hep beraber yol almak adına bir teşkilat oluşturulmuş. Bu teşkilatın biz desteğini bekliyoruz. Dolayısıyla biz yorulmayacağız fazla. Yorulacağız ama şu birlikteliği oluşturmak adına yorulmayacağız. Zaten hazıra geldik. Allah hepinizi var etsin. Ben şu konuşmalarımda sadece ziyaret ediyoruz. İşte efendime söyleyeyim, birilerine hoş görünmeniz konuşması değil arkadaşlar. Kaymakamlığımız bizim odur. Her ilçemizde de öyle yaptık. Gelin gidin. Şimdi bir devlet bürokrasisinden emekli olan bir abimiz ziyaret etti beni burada. Dedi ki kaymakam bey, anlatacağım sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz. Biz geldik dedi. İadeyi ziyarete gelir iseniz İnşallah bu ilişkimiz devam eder. İstanbul'da mümkün bir devlet büyüğümüz, emekli olmuş. Abi hayal geleceğiz elbette ki. Sizin tecrübelerinizden faydalanacağız dedi. Gelmezsen dedi, bu kaymakamlık makamı türbe değil, devamlı gelecek halimiz yok dedi. Şimdi tabii biz Zeynep'e geleceğiz, diğer derneklere de geleceğiz. Ama Zeytinburnu'nda yaşayanlar için bizim ona türbe. Arkadaşlar gelin her zaman. Yani bu sözden hareketle diyorum. Sıraya bindirmeyin. Bir dert gördünüz, vatandaşın bir sıkıntısını gördünüz veya güzel bir olay gördünüz de ya buna şu katkıyı korsak daha da güzel olabilir dediğiniz ne varsa gelin bize anlatın, beraber paylaşalım. Paylaşalım ki biz mevzuat boyutuyla olabiliyor ise hay hay kardeşim diyelim, Allah razı olsun deyip milletin duasını beraber alalım. Derdimiz bu. Buradan giderken devletiniz atadı bizi. 5 yıllığına geldik buraya. Bir ay sonra da bilir. Atayan irade bir ay sonra da alabilir. Bir yıl sonra da alabilir. 5 yıl sonra da alabilir. Bilemiyoruz. O devlet büyüklerimizin takdiridir. Bir ay da olsa, 5 yıl da olsa biz buradan istiyoruz ki giderken dua alarak gidelim. Anlatabiliyor muyum? Hoş bir seda bırakalım. Allah razı olsun. Şu işimizi yaptı veya yapmadı. Ama devletin sıcak yüzünü hissetti. Derdimiz bu. Bu duayı almak adına buradayız. O duayla beraber alacağız arkadaşlar. Bizim burada hakikaten 400 bin civarında, 350 bin diyelim ama gündüz devrimiyle 500 bin, 600 binden bahseden bir ilçede hep beraber yaşıyoruz. Bütün hemşehrilerimize bir ulaşmamışlar yok, bizim de onlara ulaşmamışlar yok. Sizin gördüğünüz bir şey var da bize ulaştırmıyorsanız ve biz o vatandaşın derdine derman olamıyorsak o vebal hepimiz ama. Yani geldi de ben yapamıyorum veya yapmıyorum. Allah etmesin yapmamayı. Yapamıyor olabilirim belki. Mevzuat müsaade etmez. O zaman vebal benim. Ama bilip de getirmiyorsanız ve biz de öğrenemiyorsak vebal ediniz. Bilginiz olsun. STK'cılığın vebali bu arkadaşlar. Derdiyle dertlenecek. 400 bin derdiyle. Evet hakikaten çok talepler de geliyor vatandaş. Ama yerine göre oturtuyoruz, anlatıyoruz. Çayımız var, diyoruz ki emmi, teyze, hanımefendi, beyefendi, sevgili kardeşim. Ya bu şu 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 noktalardan dolayı olmuyor. Mevzuat müsaade etmez. Dediğiniz zaman hakikaten Allah razı olsun deyip ayrılıyor bizim insanımız. Bizim insanımız bunu istiyor. Başka bir şey istemiyor. Hemşehrilerimizden bilirsiniz. En uç adama anlattığınız zaman bu dediğim minvalde dua edip çıkıyor. Doğru mu? Bu noktada özel destek bekliyor. Özellikle destek bekliyor. Allah var etsin. Hakikaten Zeynep'in kurulmasına vesile olmuş. Murat Aydın başkanımız. Sizler devam ettirmişsiniz. Birileri vesile olur da siz hiç bilmezsiniz. Rüya mı kalacak? Böyle karşılıklı her birinizin çok değerli katkıları var bu birliklere. Ben ona inanıyorum. Şunu anlatayım sana kaynatalım.